Efendim, beklenti raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir telefon bağlantımıza gidelim. Neslihan Köroğlu hattımızda şu anda. Neslihan, selamlar. Selamlar Pelin, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şurada aslında bu haftalık veriyi senden almak isteriz. Hangi verileri takip ediyor olacağız? Piyasanın odağında neler olacak? Bir de borsa açılış beklentimizi alalım. Evet, anketle başlayalım. Borsanın haftaya alıcılı başlaması bekleniyor. Analistlerin açılış farklarına ilişkin medyan tahmini artı 8 puan, ortalama tahmin ise artı 7.58 puan oldu ankette. Forex Haber Merkezi olarak düzenlediğimiz ankete 27 aracı kurum analisti katıldı. En yüksek beklentinin artı 21.02 puan, en düşük beklentinin ise eksi 4.47 puan olarak gerçekleştiğini gözlüyoruz. Ankete katılan 27 analistin 26'sının pozitif, 1'inin ise negatif açılış tahmininde bulunduğunu söyleyelim. Ekonomik takvime bakacak olursak bu hafta yurt içinde faiz kararı, hazine ihaleleri, Amerika'da ise FOMC faiz tutanaklarını izleyeceğiz. Bugün TÜİK'ten yılın ilk ayına ilişkin konut satış verileri gelecek. Konut satışları bir önceki ay %47.6 düşüş kaydetmişti. Aynı zamanda tarım ürünleri üretici fiyat endeksi de bugün yayınlanacak. Hazine Ocak ayına ilişkin bütçe rakamlarını açıklayacak. Ayrıca 7 yıl vadeye değişken faizli ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahviller bugün yeniden piyasaya sunulacak. Yani hazinenin 2 ve 5 yıllık gösterge tahvilleri yeniden satışa çıkarılıyor. Bir önceki 2 yıllıkta ortalama faiz %14.51, 5 yıllıkta ise %13 olmuştu. Bunu da hatırlatmış olalım. Merkez Bankası Aralık ayına ilişkin konut fiyat verilerini de yarın açıklayacak. Çarşamba gününe baktığımızda Merkez Bankası'ndan özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin rakamların geleceğini görüyoruz. Perşembe günü ise haftanın en önemli gündemi olarak Merkez Bankası faiz kararı görünüyor. Forex Haber Merkezi olarak düzenlediğimiz ankette ekonomistlerin beklentisi faizin %17 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oluşmuştu. Ankete katılan 18 ekonomistin 13'ü faizin değiştirilmeyeceği, 5'i ise arttırım kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden biri 75 bas puan, 4'ü ise 100 bas puanlık faiz artırımı bekliyor. TÜİK Tüketici Güven Endeksini Merkez Bankası kısa vadeli dış borç istatistiklerinde Perşembe günü açıklayacak. Haftanın son işlem gününde TÜİK Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Merkez Bankası Uluslararası Yatırım Pozisyonu, TOK ise kurulan ve kapanan şirketler verilerini yayınlayacak. Ayrıca Fitch, Türkiye ilişkin yılın ilk değerlendirmesini Cuma günü açıklayacak. Açıklamanın Cuma gece yarısından hemen sonra 12-12.30 saatleri arasında gelmesi bekleniyor. Fitch 22 Ağustos 2020'de Türkiye'nin görünümünü durağından negatife çekmiş, BB eksi notunu korumuştu. Yurt dışı takvime bakacak olursak Amerika'da bugün borsalar başkanlar günü nedeniyle kapalı olacak. Günün kapalı olan diğer piyasalarına baktığımızda Arjantin, Brezilya, Kanada, Çin, Hong Kong ve Tayvan'ı görüyoruz. Euro bölgesinde dış ticaret ve sanayi üretim rakamları açıklanacak. Ayrıca Euro bölgesi Maliye Bakanları toplantısı da bugün gerçekleştirecek. Toplantıyı da izliyor olacağız. Yarın Amerika'da New York Fed imalat endeksi, Almanya'da ZÜV endeksi ön plana çıkıyor. Almanya'da ZÜV ekonomik duyarlılık endeksinin 61.8 puandan 60 puana inmesi bekleniyor. Euro bölgesinde 2020 yılı 4. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla 2. tahminini de takip edeceğiz yarın. Çarşamba günü Amerika'da oldukça önemli veriler var. Fed tutanakları piyasaların izleyeceği en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Üretici fiyatları, perakende satışlar ve sanayi üretim verileri de diğer ekonomik veriler arasında bulunuyor. Ayrıca 20 yıllık tahvil ihalesi de takip edilecek Amerika'da. İngiltere'den ise tüketici ve üretici fiyatları gelecek. Perşembe günü Amerika'da işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve ithal fiyatlar endeksi öne çıkıyor. Euro bölgesinden de tüketici fiyatları günün diğer takip edilecek verileri olacak. Haftanın son işlem gününde Japonya'da tüketici fiyatları, Avrupa'da önce PMI, Almanya'da üretici fiyatlarını izleyeceğiz. Amerika'dan da önce PMI ve ikinci el konut satışları verileri gelecek. Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Pelin. Size iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum Neslihan Köroğlu, aktarmış olduğun değerli görüşler için diyelim.